Merhabalar, geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ben teşekkür ederim. Ya sen? İyiyim. Ben biraz heyecanlıyım da yani ne yapacağımı bilmiyorum. Sıkıntı yok. Çok güzelsin bu arada. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ben makyaj yapan, özellikle çok güzel makyaj yapan kadınları çok beğeniyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bu konuda sanırım profesyonelsin. Evet, yani bu konuda profesyonel olduğum söylenebilir. Çünkü benim evimde kocaman bir makyaj setim var. Tabii cımbızımı ve o kocaman satırı saymazsak. Her neyse unut bunları. Bak, ben dürüst olmam gerekirse yani ufacık bir yardım aldım aslında. Şimdi ben de inan makyaj malzemelerini çıkardım, burada makyaja başlayacaktım yakın zaman içerisinde. Allah'ı yanaklarımızı daha böyle pembemsi ve sağlıklı göstermesi için sürüyoruz. Ben yanaklarım şimdi pembe pembe olması için hayatta mahcup olmayı bekledim çocukluğumdan beri ama çok fazla mahcup olan bir yapım yok benim, yani şimdiye kadar başıma gelmedi en azından, öyle söyleyeyim ben sana. Çok pardon, daldım ben... Daldım bakıyorum. Evet, daldım. Her neyse, beni boş ver. Sen neler yapıyorsun? Ben müzik işleri, işte yurt dışında özel albümler hazırlıyoruz. Şu an İngiltere'de bir proje var, onu hazırlıyorum falan. Öyle güzel bir şekilde devam ediyorum. Bizim hiç yurt dışında daha önce. Tabii ki ben yurt dışına bayılırım. Yani geçen yaz mesela Ütopya'ya gitmiştik halamgilin yazlığına. Halamın bir kızı var, adı Emine. Ya benim boğazım çok kurudu da ondan bir yudum alsam olur mu? Midem de yanıyor biraz. Çok sağ ol ya, çok makbule geçti. Çok teşekkür ediyorum. Ne? Ne diyorsun yani, ruju akmaya başlamış mı? Ben var ya en çok bundan korkuyordum ha. Çünkü bir bayanım var ya, ruju akarsa ben size bir şey söyleyeyim mi? O zaman bayanlığından çıkmış demektir. Bana yine bir haller oluyor ya. Sesim mi değişti? Yani ben az önce de dediğimin farkında değilim. Bak bütün bunlar, ben bunları planlamamıştım sadece. Abi sen ya aynaya bakmam lazım. Lanet olsun, makyajım akıyor ve sanırım artık konuşmamın değişmesinde zamanı geldi. Ben sana bir şey anlatayım var ya. Bizim mahallede var ya, olaysız gün olmaz ha. Ben var ya erkek gibi kızım ha. Ben sana o kadar söyleyeyim. İşte topuklarını çıkarırım. Öyle bir koşarım ki sende var ya. Öyle bir yürek yok lan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Seninle var ya. Şurada oturdum ama var ya, sen şükret. Bende öyle bir yürek var ki yani o kadar delikanlıyım ki sadece ben ses tonuna karar veremiyorum ve sanırım bizim bebeler beni öldürecekler. Çünkü bu ses tonuyla beni orada barındırmazlar. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çünkü bizim etemez kutum var ya bebelerine var ya, ben söz geçiremem abi. Sen hiçbir yerde görmemişsin, ben sana o kadar söyleyeyim. Şimdi var ya, bende özde sözler kitabım var benim. Dur lan, sen kime el kol yapıyorsun? Ben var ya bizim mahalledeki bebelere bir söylerim var ya, seni var ya burada var ya, doğduğuna pişman ederim. O elini kolunu indir ha, bak hele. Bak hele bak bana. Bak hele lan sen bana. Allah'ım şu güzelliğine bak ya, bir yandan da kıyamıyorum ya. Bir yandan da bebek gibisin la. Vallahi Allah, Tanrı aşkına neler oluyor bana? Bir anda değişiveriyorum lan, şu olacak şimdi yani Tanrı aşkına. Bu çok korkunç bir öyle bir böyle. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bak ben sadece tuvalete gideceğim ve bize neler olduğunu öğrenip geleceğim. Beni anlayabiliyor musun? Beni burada bekle ha, gitmek yok. Sap...